Hepinize merhaba, ben Begüm ve bugün Anlatıyorum'un yeni bölümünde yine birlikteyiz. Bu bölümde yine farklı bir konuya değineceğiz. Ama öncesinde bir koltuğa oturun ve rahatladığınızı hissedin. Ve yavaş yavaş gözleriniz kapanacak. Ve işte yeni bölümün konusu, hipnoz. Eski bir sanat olan hipnoz, Yunanca'da uyku anlamına gelmektedir. Psikolojiye göre ise telkine yatkınlık gösteren bir tür uyku uyanıklık halidir. Terimi ilk kullanan ise Yunan mitolojisindeki uyku ilahının adından esinlenen James Bright'tir. Hipnozun tarihçesine bakacak olursak ise çok daha eskilere gitmemiz gerekiyor aslında. Mısır'da kabile rahiplerinin başarılı tedaviler uyguladığı uyku tapınakları olduğunu ve Hintlilerin hipnotik anestezi yüzyıllardan beri kullandığını görebilmekteyiz. Eskiden bu yöntemlerin kutsal olduğuna inanılırdı. Hatta Hristiyan inanışına göre bir zamanlar büyücülüğün bir şekliydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru ise faydalı bir tedavi yöntemi olarak kabul edildi. Bu dönemden sonra hipnoz alternatif tıp çalışmalarında yerini aldı. Zayıflamak isteyenler, fobileri ya da öğrenme güçlüğü olanlar gibi birçok soruna çözüm oldu. Günümüzde ise hipnozla ilgili birçok efsane var. Şimdi gelin bu efsaneleri birlikte göz atalım. Hipnozdan uyandığınızda hiçbir şeyi hatırlamayacağınızı söylerler. Oysa unutkanlık nadir görülen bir şeydir. Olsa bile geçici sürelidir. İnsanların rızası olmadan hipnoz edildiğine dair hikayeler duymuşsunuzdur. Oysa hipnoz danışanın gönüllü katılımını gerektirir. İnsanlar genellikle hipnoz altındaki eylemlerinin kendi istekleri dışında gerçekleştiğini düşünür. Oysa bir hipnotist isteklerinize aykırı eylemler yaptıramaz. Bunlar gibi birçok efsane daha bulunmakta. Şimdi gelin bu efsanelerin dizi ve filmlere nasıl konu olduğuna bakalım. Yoğunlaştı. Teyze. Beste teyze. Teyze, bir şey yok. Bir dakika. Babaanne. Bir dakika. Beste teyze. Teyze. Babaanne. Anne. Teyze, bir şey yok. Babaanne. Anne. Beste teyze. Babaanne. Babaanne. Yoğunlaştı. Do as you're told. Darling girl, let the monster inside. Take control, it's alright. Everything will be fine, long as you do as you're told. Şimdi herkes, hanımlar, beyler, hepiniz bu saate odaklanın. Ya sen ne ara gördün de odaklandın da o... İyi bak, iyi bak. 24 ayar cumhuriyet altını. Gözlerini ayırma altından pembe. Yok. Yok. Söyleme, sen de ayıramıyorum ki hanım gözlerim. Güzel. Canım benim. Uğurlu sayım 24. Uğurlu madenim altın. İkisi kalkmış gitmiş. Aynı şeyde buluşmuş. Dizi ve filmlerde doğaüstü bir güçmüş gibi gösterilen hipnoz aslında günlük hayatımızın bir parçasıydı. Yani bir bakıma insanlar üzerinde bırakılan etkiydi. Anlatıyorum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte hipnozu ve efsanelerini konuştuk. Eğer sizin de bildiğiniz farklı hipnoz efsaneleri varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.